1978'e götüreceğim sizi. Ankara Bahçeli Evler'de yaşları 20 ile 26 arasında değişen Türkiye İşçi Partili 7 genci neden öldürdüğünüzü sormak istiyorum. Bu olayı neden gerçekleştirdiğiniz hep karanlıkta. Bu 7 gencin ikisinin olayın gerçekleşeceği sırada tesadüfen kapıdan gelen kişiler olduğunu da not düşelim de. Diğer 5 tipli genç neden hedefinizdeydi? Siz neye inandırılmıştınız? Soru gelsin. Bahçeli Evler katliamını neden gerçekleştirdiniz? Bu çok uzun bir hikayedir. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Katliam denilip geçiliyor. Sanki bu ülkede tek bir tane katliam yaşanmış. 7 tane insan öldürülmüş bir yerde. Bu hep ön planda bu var. Başka hiçbir şey olmamış gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Bu çok yanlış. Bakın o günkü ideolojik kavganın neler getirdiğini insanlar bilmiyorlar. Çünkü bir takım medya gücünü o zaman ellerinde bulunduranlar hep Bahçeli Evler'i ön plana çıkarmışlardır. Arkada olan hiçbir şeyden insanların haberi yoktur. Bakın size iki tane hadise söyleyeceğim sadece. Bir tanesi İstanbul'da 1 Mayıs mahallesinde öldürülen 5 tane işçi vardır. Adamların hiçbir suçu günahı yoktur. Kastamonu'dan gelmişlerdir. Bir gecekonduda günlük amelelik yaparak geçinen insanlardır. Yaptıkları tek şey kaldıkları odanın duvarına Türk bayrağı ve Alparslan Türkeş'in resmini asmaları. Altında da küçük bir üçlalin olması. Bu adamları almışlardır, sorgulamışlardır, katletmişlerdir. 5 tane zavallı işçi. Bakın Adana'da Yapı Meslek Lisesi'nin televizyon salonunda 5 tane öğretmen, ülkücü öğretmen öldürmüştür. Bir tanesi de benim hocamdır. Mustafa Karaca. Araştırıp baksınlar. O da bir katliamdır. Bakın Aybastı'da, Ordu'da, ormanda 5 tane ülkücü genç katledilmiştir. Bundan hiç kimsenin haberi yoktur. Varsa yoksa Bahçeli Evler. Bakın Bahçeli Evler bir katliam değildir. Biz oraya katliam yapmak için gitmedik. Bizim bir gün önce Ankara'da hamam önünde 2 tane arkadaşımızın arkadan kafalarına ateş edilmek suretiyle öldürmüşlerdi. Bunun intikamı için gittik. Bu adres bizde vardı. Orada 2 kişi yaşıyordu. 4 kişi, 5 kişi, 7 kişi değildi. O gecenin kendi iç dinamikler içerisinde gelişen bir hadisedir. Oraya ülkücüler olarak biz katliama gitmedik. Arkadaşlarımızın intikamı için gittik. Dahası var. Onu da anlatırım müsaade ederseniz. Ek bir bakın, dakika süre vereceğim. Bu arkadaşlar, burada ölen arkadaşlar, iki tanesi Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalışan iki kişidir. Bunlar hem öğrencidir hem Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalışmaktadırlar. Benim sonradan edindiğim bilgileri anlatayım size. Bunların o zaman Behice Boran vardı. Şimdiki İşçi Partisi değil, millet yanlış anlıyor. O zaman Behice Boran'ın başkanlığı yaptığı bir işçi partisi vardı. Direktmen Sovyetlerin 5. gücüydü bana göre. Türkiye'de gizli resmileştirilmiş bir komünist partisiydi. Bu partinin üyesiydi bunlar. Sonradan öğrendiğime göre bu iki arkadaşın da Sovyet elçiliğinde biriyle irtibat olduğunu da bana söylediler. O farklı bir şey. Biz oraya Sovyet elçiliğinde çalışıyorlar. İşte Türkiye'nin istatistik bilgilerini oraya veriyorlar falan diye gitmedik. Yanlış anlaşılmasın. Bir gün önce araştırılırsa tarihte kayıtları var. Hamam önünde iki tane çok sevdiğimiz yakın arkadaşımızın kafasını ateş etmek suretiyle arkadan hem de öldürüldü. Şehit edildi bu çocuklar. Bunların intikamı için gidildi ve orada patladı. Şimdi katliama gidiyorsanız eğer elinizde otomatik silahlar olur. Katliama gidiyorsanız eğer başka tedbirleriniz olur. İki tane, bir dakika süre veriyorum. İki tane tabanca. Yani iki tane bildiğiniz tabanca. Orada olayın kendi iç dinamikler içerisinde bir takım gelişmeler oldu ve netice böyle teberruz etti. Yani yoksa biz oraya gidelim katliam yapalım işte insanları öldürelim onu yapacaksan katliam yapacaksan adamlar cenaze kaldırıyorlar. Okullardan toplu çıkıyorlar. Alırsın otomatik silahı gidersin vurabildiğin kadar insan vurursun. Öyle bir şey yok. O günkü ideolojik kavgada bizim belli prensiplerimiz vardı. Sanki şey gibi düşünün yani konsensus gibi. Yani biz birbirimizin cenazesine saldırmazdık. Biz birbirimizin işte toplu şeylerine, olaylarda kavga ederdik ama hiçbir zaman insanlara hedef göstermek için ateş etmezdik. Öyle bir dünyamız yoktu. Bu bir intikam saldırısıydı. İntikam saldırısının neticesinde böyle bir ağır net tablo çıkardı. Ama Türkiye'de tek katliam Bahçeli Evler değildir. İnsanların bunu bilmesi lazım, anlaması lazım. O günkü ideolojik kavganın neticesinde böyle istenmeyen veya aşırı kaçan eylemler olmuştur. Bunları biz de yaptık, solcular da yaptı. İşte size 3 tane katliam sayıyorum, bir tane de Bahçeli Evler. Arada fark ne? Oldu bunlar, yaşandı, bunlar gerçek. YouTube kanalımıza abone olun.